Günlük yeni vaka sayısındaki artış devam etti. Yaşamını yitirenler arasında bir genç belediye başkanı da eklendi. Koronavirüsle mücadelede son verileri açıklayan Sağlık Bakanı bilim kurulunu da topladı. Peki yeni kısıtlamalar yolda mı? İşte yanıt. Rabbim bana çumuramıza hizmet etme yolunda bana önemli bir kapıyı açtı. Daha 46 yaşındaydı. Yaşı gençti ama hastalığı ağır yaşadı. Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz da koronavirüs mücadelesine yenik düştü. Geride işte bu görüntüleri kaldı. Bunun gururunu ve heyecanını dolu dolu yaşayan bir belediye başkanı adayı olarak sahadayım. Acı haberi Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu. Oflaz'sa son yolculuğuna uğurlandı. Babası oğlunun tabutuna sarıldı, öptü. Cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi. Acı haberler gelmeye devam ederken günlük vaka sayısında artış da sürüyor. Son tabloda günlük vaka sayısı 1263'e yükseldi. Bakın bir önceki tabloda bu sayı 1233'tü. 20 vatandaş daha virüsle mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybetti. İyileşen hastaların sayısı ise 942 oldu. Aslında virüs eski tehlikesiyle şu anda da seyrini devam ettiriyor. Son 24 saatte hastalığı ağır seyredenlerin sayısı 703'e çıktı. Zatürreye yakalanma oranı ise %7,5. Virüsün zatüreye dönüşen bir hastalık yapma olasılığı halen devam ediyor ve insanların yaşamına mal olma olasılığı da halen devam ediyor. Türkiye'nin koronaya karşı en iyi mücadele veren ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, kurallara uyarak acı haberleri azaltalım, yenilen virüs olacak çağrısı yaptı. Yeni kısıtlamalar gündemdeyken Sağlık Bakanı bilim kurulunu da topladı. Gözler yapacağı önemli açıklamalara çevrildi.